Antik Çin filozofu Konfüçyüs, tarihin en etkili kitaplarından biri olan Seçmelerin yazarıdır. Adını taşıyan bir ahlak sistemi kurmuştur. Asya kültürü ve toplum hayatı üzerindeki büyük etkisine rağmen hayatı hakkında pek az şey bilinmektedir. Efsaneye göre Konfüçyüs, günümüz Doğu Çin'inde yoksul ama saygın bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğduğu yerde o dönem Lu Krallığı hüküm sürüyordu. Bir süre muhasebeci, çoban ve öğretmen olarak çalıştıktan sonra yerel egemenin yanında memur oldu. Başarılı bir danışman olmasına rağmen 30 yıl sonra politik nedenlerle bu işi bıraktı. Belki de patronunun hedonistik yaşam tarzı onu rahatsız etmişti. Sarayda yaşadığı deneyimler ona iyi bir idarenin nasıl olması gerektiği hakkında fikir verdi. Çin tarihinin o döneminde bu mesele çok yaygın bir tartışma konusuydu. İlkbahar ve sonbahar dönemi olarak anılan bu zaman aralığında ülkede söz imparator hakimiyeti olmasına rağmen gerçekte yarı bağımsız feodal krallardaydı. Konfüçyüs ahlak ve görev duygusu, derin düşünme ve eğitim gibi konuların önemine vurgu yaptı. Konfüçyüs'e göre bir idarenin meşruluğu onun başında bulunan kişiye, bir toplumun sağlığı ise onu oluşturan insanlara bağlıydı. İşini bıraktıktan sonra 10 yıl boyunca ahlaki ve felsefi düşüncelerini yaymak için Çin'i dolaştı. Seçmeler ölümünün ardından taraftarları tarafından derlenmiştir. Bu kitapta yer alan bilgiler Konfüçyüsçülüğün temellerini oluşturur. Kitapta hiçbir anlatı bulunmamakta, kitap yazarının ahlaki anlayışını göstermeyi amaçlayan kısa hikaye ve aforizmalardan oluşmaktadır. Bir yerde politika ile ilgili olarak şunlar söylenmektedir. Efendi der ki, erdemle hükmeden kişi kutup yıldızına benzer, yerini her zaman korur ve tüm diğer yıldızlar ona dönerler. Bu benzetme Konfüçyüs düşüncesinde erdemli yöneticinin önemine vurgu yapar. Konfüçyüs'e göre bir yönetici tüm toplum için ahlaki bir örnektir. Konfüçyüs'ün kutsiyet iddiası olmamasına ve Konfüçyüsçülüğün bir din olmamasına rağmen 72 yaşında öldükten sonra yazdıkları büyük bir yaygınlık kazanmış ve Çin toplumunun ahlaki temellerini teşkil etmiştir.